Girebilir. Tamamdır. Sayın Rektörüm, Sayın Hocalarım, çok kıymetli öğrencilerimiz, sağlık bilimleri lisansüstü öğrencilerine yönelik araştırma yöntemleri konulu etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün öğretim görevlisi Doktor Gözden deneyim paylaşımı için bizimle birlikte olacak. Sunumu bittikten sonra varsa sorularınız için de vakit ayıracağız. Ben fazla sözü uzatmadan sözü öncelikle Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hüseyin Çiçek'e bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Evet, herkese merhabalar. Çok değerli hocalarım, çok değerli katılımcılar, lisansüstü öğrencilerimiz varsa artık tabii hocalarımız da olabilir. Bu toplantı şey aslında bu oturum herkesin faydalanabileceği bir oturum olduğunu inanıyorum. Öncelikli olarak neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Ben her yıl Ocak ayı döndükten sonra fakültelerin durumlarını alırım, makale durumlarını. Onları grafikleri alır ve incelerim. Ve bu yıl, geçen yıl da vardı aslında ama bu yıl daha barizdi. Köyceğiz Sağlık Hizmetleri'nin yayın piki, bu yayınlar biz SSCI ya da SCI yayınlara bakıyoruz daha çok. Yani bu şey, yani dünyada hani iyi gören yayın kategorisi. Bunları dikkate alarak alt çıkardığım grafiklerde buranın yüksek olduğunu gördüm. Sonra dedim ya bu nasıl oluyor falan. Aslında geçen yıl da bu soruyu sormuş ama bu sene daha bir üzerine gittim. İşte dediler orada bazı arkadaş vardı da Fatih isminde. O böyle yayınlar yapıyor. Allah Allah dedim ya nasıl falan. Basbayağı iyi dergilerde yayın yapıyor dediler. İyi dedim o zaman. Ben de Fatih Bey'le bir görüştüm. Sonra kendisiyle birkaç detayla konuştum. Dolayısıyla bir yöntem oluşturmuş Fatih Bey kendine. Tahmin ediyorum makalelerde yazabilmek için bunları da şey yapabilme adına bir plan da oluşturuyor. Deney planı da belki beraber çalıştığı kişilerin deney planına da müdahale ediyordur diye veya öneri veriyordur diye düşünüyorum. Makale yazmak kolay değil ve kendisine bu konuyu nasıl yapıyor, bu işleri nasıl yapıyor? Ki 2021 yılında 25 tane yayın çıkarmış bu kategoride. Düşünün yani bunu benim bildiğim şey hocalar bile hani çok duayen hocalar ki onlar laboratuvarları vardır. Emrinde çalışan hani herkes bir sürü kişi vardır ve onlar bir şey yaptığında ismini yazarlar yani. Orada merhaba bile dese yazarlar yani. O tarz hocaların böyle yayınlar olur 25, 30, 40 gibi. İyi dedim ben de tebrikler dedim. Ve bize bunu anlat dedim. O yüzden buradayız. Sizlere anlatacak bu işleri nasıl yaptığını. İnşallah faydalansız hayır. İnşallah herkes hayırlı olur. Güzel makalelere vesile olur. Teşekkür ediyorum Fatih'e ve bunu düzenleyen Ezgi sağ olun. Teşekkürler hocam. Fatih hocam başlayalım dilerseniz. Buyurun söz sizde. Tamam. Ben öncelikle Rektör Hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Bana böyle bir fırsatı tanıdığı için ve öğrenci arkadaşlarımıza da bu deneyimlerimi paylaşma fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Değerli hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlarımız, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Burada başlığımız sağlık bilimleri lisansüstü öğrencilerine yönelik bir araştırma yöntemleri sunumu gibi gözükse de aslında daha çok bir deneyim paylaşımı şeklinde bir sunum yapmak istiyorum. Çünkü araştırma yöntemlerini zaten enstitülerdeki hocalarımız, çok deneyimli birbirinden deneyimli hocalarımız araştırma yöntemleri dersini bir dönem boyunca öğrencilerimize veriyorlar ki ben de bu yoldan geçmiş biriyim. Yüksek lisans eğitimimi Muğla Üniversitesi'nde fizyoterapi bölümünde tamamladım. Çok değerli hocalarla birlikte çalıştık. Özellikle bu süreçte danışman hocam Nazan Tuay ve yine Profesör Doktor Nazan Tuay ve Baki Umut Tuay ile birlikte çalışma fırsatı elde ettim ki araştırma yöntemlerinin temelini ben bu yıllarda oluşturdum. Tabii sonrasında doktora döneminde Marmara Üniversitesi'ne geçtim. Birçok aşamalardan geçtik. Araştırma yöntemleri olsun, proje yazma, makale yazma konusunda yaklaşık 9 yıldır tecrübeler edindim. 45 dakikalık, 1 saatlik bir sunumda da bu deneyimleri ancak paylaşabilirim. Çünkü bir araştırma yöntemlerinin sadece bir parametresi bile bazen yani anlaması birkaç saati bulabiliyor. Örneğin mesela insan araştırmalarıyla uğraşıyoruz. Genellikle örneklem oluşturuyoruz. Örneklem büyüklüğü belirlememiz gerekiyor. Bu örneklem büyüklüğünü belirlerken çeşitli istatistiksel analizleri
dikkate alıyoruz. Örneğin bir güvenirlik analizi yapacağımızda ICC üzerinden yapacağımız bu analiz için gerekli vaka sayısını mesela hesaplamak için G-Power dediğimiz programla pratik bir şekilde hesaplama yapmayı öğrenmek bile bazen bir hafta alabiliyor. O yüzden ben burada deneyimlerimi paylaşarak bazı şeyleri nereden nasıl elde edebilirsiniz, bilgilere nasıl ulaşabilirsiniz, dergi seçimi nasıl olabilir, bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir kendimden kısaca bahsedeyim. Ben Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım bölümünde görev yapıyorum yaklaşık 4 yıldır. Onun öncesinde de yaklaşık 4 yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Yani 8 yıldır Muğla Üniversitesi'ndeyim. Lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi sırasıyla 9 Eylül Muğla ve Marmara Üniversitelerinde tamamladım. Ve şu anda aynı zamanda Plus One dergisinde editör olarak görev yapmaya başladım. Daha çok yakın zamanda doktoramı tamamladıktan sonra hemen dünyanın en çok atıf alan 3 dergisinden birinde editör olarak görev yapmaya başladım. Bu sunumda size arkadaşlar en çok işinize yarayan bilgileri vermek üzere şöyle bir taslak hazırladım. Birinci bölümde kendi makale yazma deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Özellikle yüksek lisans dönemimde ve doktora dönemlerimde hazırladığım tezleri nasıl makaleye çevirdiğimi birinci bölümde anlatmak istiyorum. İkinci bölümde biraz makale tiplerinden bahsedebiliriz. Özellikle çok teorik bilgi vermeden daha çok avantaj, dezavantaj bakımından ele alarak makaleleri tiplerine göre inceleyebiliriz. Hangi makaleleri yaparsak daha dergilerin ilgisini çekebilir veya hangi makale tipleri Muğla şartlarında daha uygulanabilir. Bunları makale tipleri bölümünde ele alacağız. Üçüncü bölümde araştırma ekibi. Olmazsa olmazı bu, biliyorsunuz. Çünkü hastanede veri toplamadan bizim kendi başımıza masa başında ya da bir laboratuvarda bir çalışma yapmamıza imkan yok. Bize insan olgusu lazım. Yani insanlar çalışmalarımızın içinde yer almalı ki biz bir onlardan topladığımız verilerle istatistiksel analiz yapabilelim ve bunları klinik sonuç olarak sunabilelim. Dördüncü bölümde de biraz makale yazım, özellikle SCI Expanded veya eşdeğer dergilerde, bu indekslerde yer alan dergilerde nasıl makale yani buralara gönderdikten sonra nasıl kolay kabul alabiliriz? Bunun püf noktaları var mı açıkçası? Çünkü bunun bir standardı yok. Yani ben bugün gönderdiğim dergiden, kabul aldığım dergiden yarından sonra red alabiliyorum. Yani bunun bir standardı yok ama en azından şimdiye kadar yaklaşık 2 yıldır makale yapıyorum. 2 yıldır yayınım var yani. 2 yıldır neler yaptık? Hangi durumlarda daha çok kabul almaya dergiler meyilli oldu? Hangi durumlarda başarı elde edemedik? Bunlardan bahsetmek istiyorum 4. bölümde de. Evet, 1. bölümde makale yazma deneyimlerimden şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Evet, ilk bölümde yüksek lisans tezimi nasıl SCI Expanded'da taranan bir dergide yayına çevirdim. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada danışman hocam Profesör Doktor Nazan Tuay, Profesör Doktor Baki Umut Tuay ve Doçent Doktor Cem Yalın Kılınç, ortopedi doktoru kendisi, danışmanlarım ve ortopedi doktoru Cem Hoca ile birlikte bu çalışmayı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirdik. Ama öncesinde bir izin sürecimiz vardı. Yani bu bir geçerlilik güvenirlik çalışması. Bir anketin Türkçe versiyonunu oluşturduk. Bunun için de gerekli izinleri almak için belki de 5 ay bekledim sabırla. Çünkü birçok anketin izini almak için yazdığım yerden olumsuz geri dönüş aldım. Ancak sonunda Diz Cemiyeti gibi, Amerika Diz Cemiyeti gibi ünlü bir kurumdan dönüş geldi. Yani bu da benim şansım oldu o dönemde. Ve hocalarım da bu alanda çok tecrübeli hocalar olduğu için diz artroplastisinde böyle bir çalışmaya başladık. Veri toplama süreci yaklaşık bunun bu çalışmanın 1,5 yıl sürmüştü. Yani 1,5 yıl boyunca yaklaşık 69 sanırım hastayı değerlendirdik. Geçerlik güvenirlik analizini yaptık. Asıl bundan sonrası tabii ilginizi çekebilir. Peki bunu nasıl SCI Expanded dergiye gönderdik? Tabii ki yazım süreçleri, işte araştırmanın metodu, dizaynı, deseni, bunlar konusunda hocalarım beni yönlendiren kişiydiler. Çünkü ilk defa makale yazarken
koordine olamayabiliyorsunuz. Yani bazı konularda illaki danışman desteği şart oluyor. Hocalarımın çok büyük katkısı oldu ve makaleyi yayınlanabilir hale getirdik. Elimizde bir Word dosyası ve ekleriyle birlikte. Peki ne yapacaktık o dönemde? Bana hocalarım dergi bakmamı söylemişti. Dergileri baktık, araştırdık. İşte Amerika'dan, Japonya'dan, dünyanın birçok yerinden dergiye yolladık ve aldığımız tek sonuç red. Yaklaşık 7-8 dergiden red aldım. 7-8 dergiden red aldıktan sonra tabii moral olarak biraz moral motivasyon kalmadı açıkçası. Dedim yani bu herhalde uluslararası yayın olamayacak. Derken son bir dergiye göndermeye karar verdim. Yine infect faktörü 1.5 olan SC Expanded indeksli bir dergi olan Acta Ortopedica Traumatologica Turkica'ya yolladık. Yaklaşık 1.5 senede bu dergiden cevap bekledim. Evet, sabırla dedim herhalde editör, bu derginin editörü bunu unuttu bir yerlerde. Bu yayın da çıkmayacak, boşuna oldu gibi düşünürken revizyon geldi ve sonrasında bir ay sonra hocalarımın da yine desteğiyle, metodolojik açıdan destekleriyle birlikte bu yayını SC Expanded dergide yayınladık. Peki doktora da durum nasıl oldu? Burada görebiliyorsunuz yaklaşık 6 Haziran'da göndermişiz. 6 Temmuz'da göndermişiz. 28 Temmuz'da da kabul almışız. Yani yaklaşık 3 haftalık bir dilimde kabulü alınmıştı doktora tezimin. Yani aslında yüksek lisansın tam tersi oldu. Daha kaliteli bir dergi, İrlanda Tıp Dergisi, Impact Faktörü 2.5'larda olan daha kaliteli bir dergiden daha kolay bir kabul almış olduk. Peki neydi bu süreyi kısaltan? Şöyle bir düşündüğümüzde acaba bu benim tecrübe kazanmam mıydı yoksa farklı ipucu noktaları yakalamıştım belki de. Şöyle bir düşündüğünüzde aslında bence burada en temel neden araştırmanın tipiydi. Bu bir randomize kontrollü çalışma yani tedavi çalışmasıydı. Hastalara biz teletıpın yani şu an nasıl uzaktan sunum yapıyorsak hastalara da uzaktan tedavi hizmeti sunduk ve bunun sonuçlarını bu kontrol grubuyla karşılaştırarak böyle bir çalışmada sunduk. Her zaman kanıt piramidinin üst bölümlerindeki araştırmalar CCI dergilerde kabule daha meyilli oluyor. Bunun primer nedeni bu olabilir. Tabii ki tecrübe kazanmak veya şans boyutunda da kısa sürede kabul almak da mümkün olmuş olabilir. Primer noktası özellikle randomize kontrollü çalışma yapıyorsanız ya da şöyle söyleyeyim herhangi bir tedavi müdahale içeren bir çalışma yapıyorsanız muhakkak clinical trials bakın ekranın şu bölümünde mouse'da da göstermeye çalışayım. İmleç biraz yavaş hareket ediyor. Clinicaltrials.gov adresinden bir numara almanız gerekiyor. Çalışmaya başlamadan önce bu numarayı almanız şart. Çünkü çalışmanın protokolünün burada kayıt edilmesi, daha sonra sizin bu protokole sadık kalacağınızı belirttiğinizin bir göstergesi aslında ve aynı zamanda bu protokole sabit kalarak, yani bu protokole uyarak etikle davranmış olduğunuzun göstergesi Clinical Trials Go'a kayıt yapmak. O yüzden tavsiyem bütün Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndeki tez yapan arkadaşlarımız muhakkak müdahaleli çalışmalarını Clinical Trials Go'a kaydetsin. Çünkü kaydetmezlerse SC Expanded'daki dergiler genellikle olumsuz yönde karar veriyor ve hemen makaleye red veriyor. İkincisi bahsetmek istediğim konu hangi alanda daha çok kabul alınabilir? Yani bunun bir standardı var mı? Sağlık bilimlerinde yaşlı alanında mı çalışsam daha çok kabul alırım? Disabiliteli grupta mı, ortopedik grupta mı? Ya da işte aramızda hemşirelik bölümünde olanlar vardır. İşte psikiyatri hemşireliği mi? Bunun bir standardı kesinlikle yok. Ben örneğin gerontoloji ve multiple skleroz alanında Q1, Q2 önemli dergilerde elimizdeki imkanları tamamen kullanarak kabulleri aldık. Burada o anki şartlar bu çalışmalarda bu vaka gruplarına kolay ulaşabildiğimiz için belirleyici sebep oldu. Örneğin soldaki çalışmada diz artroplastisi hastalarına evde bakımda görev yapan bir üniversiteden sınıf arkadaşım çok kolay ulaşabilecekti. O da bir araştırma ekibinde yer almak istiyordu yüksek lisans yaptığı için ve soldaki çalışmanın verilerini o topladı. Diğer taraftan Ege Üniversitesi fizyoterapi bölümüyle ciddi anlamda işbirliği içindeyiz. Oradaki hocalarımla birlikte de multiple skleroz vakalarına daha kolay ulaşabileceğimiz dönemdi, pandemi dönemi. O dönemde COVID-19'lu hastalarda nöropsikiyatrik bulguları incelediğimiz çalışmada yine kabul edilmişti. Tabii burada
Sadece Expanded Index dedim durdum. Ön plana çıkardım ancak diğer indekslerde yayın yapmamak mı gerekir? Sadece bu indeksler mi? Kesinlikle değil. Benim şahsi gözlemlerime göre en çok atıf alan yayınlar genellikle Türkçe yayınlar oluyor. Özellikle Dergi Park'taki TR Dizin dergilerdeki makalelere daha çok atıf geliyor. Çünkü genellikle yüksek lisans yapan öğrenciler buralardan Türkçe metinlerden atıf yapmayı tercih ediyorlar. Ya da çeşitli sebepler olabilir. Tek sebep bu olmayabilir. O yüzden tabii ki Türkçe yayınlarda yaptık ve sizlere de muhakkak tavsiye ediyorum. Yani SC Expand'de tek alternatif olmamalı. Bu da bir gerçek. Türkiye'deki indeksleri de kalkındırmak adına. Hatta yakında bu yönde girişimleri var. Ulakbim'de taranan makalelere minimum puan barajı getirilmiş. Bu da önemli yani. Diğer taraftan son dönemde yaptığımız çalışmalarda derlemelerdi. Derlemeler diğer klinik çalışmaların yani randomize kontrol ve diğer çalışmaların verilerini ortak bir havuzda toplayan ve bu havuzun içinde daha yüksek kanıt düzeyinde bir istatistiksel analiz şeklinde sunan yayınlar özetle. Yani burada klinik çıkarımlar 10 tane, 20 tane çalışmanın sonuçlarının harmanlanarak sunulduğu, kanıt düzeyinin daha yüksek olduğu çalışmalar. Özellikle doktora dönemindeyseniz bu dönemi değerlendirip bence sistematik derleme ve meta analiz çalışmalarına yönelebilirsiniz. Bunun için en önemli sebep atıf potansiyelinin yüksek olması. Çünkü biliyorsunuz yaptığımız yayının impact'i önemli. Yani yapmış olmak için yapmamamız lazım. Gerçekten önemli klinik sonuçları sistematik derlemelerle sunabileceğimiz için bu tip yayınların çok atıf aldığını söyleyebilirim. Literatür tarama araçlarını çok etkili bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bunun için üniversitemizde eğitimler düzenleniyordu çeşitli dönemlerde. Asistanlık yıllarımda çok hatırlıyorum. Ya da son zamanlarda da vardı. Scopus olsun, Web of Science olsun. Bu tip literatür tarama araçları SC Expanded dergilerde yayınlanan makalelere filtreleme yoluyla kolay ulaşmak için primer önem taşıyor. Filtreleme derken neyi kastediyorum? Örneğin bir dergide yayın yapmak istiyoruz. Bu dergin acaba hangi tip yayınları kabul ediyor daha çok? Müdahaleli çalışmaları mı daha çok kabul ediyor? Yoksa telerehabilitasyon dediğimiz uzaktan tedavi yöntemlerini mi? Yoksa psikiyatri ile ilişkili yayınları mı daha çok kabul ediyor? Filtreleme özelliklerinden bu indekslerin Scopus Web of Science başta olmak üzere filtreleme özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Ya da kendi skorunuzu burada rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Kaç makale yaptınız, kaç atıf aldınız, hash indeksiniz kaç gibi verilere de Scopus'tan ulaşabiliyorsunuz. Yine Web of Science'da benzer şekilde kullanabileceğiniz bir diğer indeks. Son zamanlarda Web of Science Locator denen bir özelliği var. Dergi yükleme sistemlerinin. Editörler sizin Web of Science'da kaç yayınınız olduğunu görebiliyor. Artık bu yeni özellik sayesinde çok kolay bir tıkla sizin künyenize ulaşabiliyorlar. O yüzden bu profilleri mümkün olduğunca güncel tutmaya çalışmak, bilgilerinizi şu bölümlerde güncel tutmaya çalışmak, bölümünüzü, departmanınızı, varsa laboratuvarınızda işte kimlerin olduğu, labınızda kimlerin olduğunu buraya eklerseniz avantajlı konuma geçebilirsiniz. Pablons'da Web of Science'ın son zamanda başlattığı bir uygulama. Burada da yine benzer şekilde metriklerinize ulaşabiliyorsunuz. Özellikle Pablons'a da editörlerin ulaşması artık çok daha kolay locator özelliğiyle. O yüzden ben Scopus olsun, Web of Science olsun, Pablons olsun bu indekslerdeki bilgilerinizi güncel tutmanızı tavsiye ederim. Evet, birinci bölümde kısaca kendi deneyimlerimden bahsettim ama şimdi biraz da teorik bilgiye geçmemiz lazım. Yani hangi makale tipleri daha değerli olabilir, hangilerini yaparsak daha kabule meyilli olabilir dergiler. Aslında bu doğru bir bakış açısı olmayabilir. Şöyle düşündüğümüzde, kanıt piramidine baktığımızda yukarı doğru çıktığınızda biliyorsunuz artık bu kanıt piramidini hep derslerde görmüşsünüzdür. Yukarı doğru kanıt piramidinde çıkıldıkça çalışmaların kanıt düzeyi artar. Peki o zaman alttaki çalışmaları yapmayalım mı? Hayır, zaten aşağıdaki çalışmalar yukarıdakileri doğuruyor. Şöyle bir baktığınızda hayvan çalışmaları, laboratuvar çalışmaları. İnsanlarda dönenmeden önce bir tedavi tekniği ya da bir yeni bir cihaz geliştirildiğinde bir ilaç ya da bir aşı öncelikle hayvanlarda deneniyor veya in vitro ortamda laboratuvarlarda incelenerek insanlarda
olumlu etki gösterebilir mi diye deneniyor. Sonrasında insan çalışmalarına geçiliyor. Yani kanıt düzeyi düşük diye bu çalışmalar yapılmamalı mı? Tamamen hayır cevap. İkinci sıraya baktığımızda vaka raporları, vaka serileri göze çarpıyor. Bunlardan biraz sonra tek tek bahsedeceğim. Bir üzerinde vaka kontrol çalışmaları, yani vaka gruplarını kontrol ettiğimiz çalışmalar. Daha üst bölümde kohor çalışmalar yer alıyor. Daha geniş kapsamlı, nedensellik araştıran, belirli bir takip süreci olan çalışmalar, kohor çalışmalar. Onun üzerinde yeni bir müdahaleyi ya da bir müdahalenin üstünlüğünü göstermek istediğimizde kullandığımız, biraz önce clinical trial score'dan kod almanın gerekli olduğunu bahsettiğim randomize kontrollü çalışmalar yer alıyor. Onun üzerinde bütün bu çalışmaların değerlendiği ve verilerinin havuz yapılarak daha yüksek kanıt düzeyinde istatistiksel analizlerle sunulduğu, effect size gibi, yani etki büyüklüğü gibi analizlerle sunulduğu çalışmalar yer alıyor. Ve meta analiz sistematik derlemelerin sonuçlarının da pratik bir kılavuz şekline dönüştürdüğü clinical practice guidelines dediğimiz klinik pratik kılavuzlara en son dönüştürülüyor. Bunlar da kanıt düzeyi artık en yüksek çalışmalar oluyor. Çünkü meta analiz verilerinin derlendiği çalışmalar olması sebebiyle. Öncelikle alt taraflardan başlayalım. Vaka raporları. Vaka raporları özellikle şöyle söyleyeyim. Bir CJ Expanded dergi yılda yaklaşık 4000 tane makale yükleniyor bu dergilere. 4000 tane. Yani bu ortalama bir rakam. Ve dergi ancak bunların yaklaşık 300'ünü 400'ünü kabul ediyor. Yani bu düşündüğümüzde ortalama %7, %10'luk bir kabul oranına sahip olduğunu gösteriyor dergiler. Yani şöyle düşündüğümüzde kimse şöyle demiyor, Muğla'dan bir araştırmacı bir yayın yapsın, bize göndersin de biz yayınlayalım. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bu dergiler zaten dünyanın çeşitli bölgelerinden çok sayıda kayıt alıyor, başvuru alıyor. Ve bu başvuruları eleyerek sadece 100 yayından 7 tanesini, bilemediniz 10 tanesini kabul ediyor. Dergilerin kabul oranları değişiklik gösterebilir tabii ki. Vaka raporları da genellikle her bir sayıda bir tane basılan, genellikle az kabul oranı çok daha düşük olan, belki %1 bile olmayan, yani 100 tane vaka raporu yüklendiğinde ancak bir tanesi kabul olan yayın tipleridir ve kısa makaleler olarak geçer. Bu yayınlarda tek bir vakaya ait sonuçlar sunulur. Yani istatistiksel analiz yoktur. Daha kapsamlı bir şekilde metot ve sonuçlar ele alınabilir. Avantajı vaka raporlarının budur. Uyguladığımız metodun, yöntemin daha kapsamlı bir şekilde sunulması ve sonuçlarının tek bir vakaya has sonuçlar şeklinde daha kapsamlı sunulması sağlanabilir. Ancak istatistiksel veriler olmadığı için kanıt düzeyi düşüktür. Çünkü tek bir kişiden aldığınız sonucu tüm evrene genelleyemezsiniz. O yüzden dolayı vaka raporları kabul açısından bir miktar dezavantajlı olabilir ama gereklidir. Neden? Çünkü biz vaka raporlarından, yani tek bir kişiden elde ettiğimiz sonuçları vaka serilerine dönüştürürüz. Sonra vaka kontrol çalışmalarına dönüştürürüz. Sonra ancak kohort çalışmalara geçebiliriz. Yani basamak basamak gitilmesinde fayda olduğu biliniyor. Evet, gördüğünüz gibi daha kapsamlı bir şekilde işte sisteminizi sunabilirsiniz. Metodunuzu daha kapsamlı sunabilirsiniz vaka raporlarında. İkinci bahsedeceğim makale tipi çoklu vaka raporları. Avantaj dezavantaj ilişkisi açısından aynı vaka raporundaki durum burada da geçerli. Yine kabul oranları bir miktar düşüktür. Ancak mesela COVID-19 döneminde telerehabilitasyon etkinliğinin bakıldığı çalışma editörün ilgisini çekmiş. Yani bu nadir görülen durumlar olabilir pandemi gibi ya da az uygulanan tedavi teknikleri, yeni keşfedilen bir tedavi tekniğinin uygulanması, yeni geliştirilen bir tedavi tekniğinin uygulanması olabilir. Bu tür durumlarda avantaj sağlayabilir yayın açısından ama dediğim gibi yine de %1 kadar bir şansınız ancak olacaktır. Çoklu vaka raporlarının avantajı birden fazla vakanın sonucu, örneğin iki vakanın sonucu sunulabilir. Yani bir vakada olumlu bir sonuç aldık, diğerinde olumsuz bir sonuç aldık. Yani birden fazla durumda olumlu olumsuz senaryoları konuşup tartışabiliyoruz. Çoklu vaka raporlarının normal vaka raporlarından farkı budur.
Bir de vaka serileri var. Burada artık 7, 8, 10 bazen 50'ye kadar görüyoruz. Daha çok sayıda vakanın sonuçlarının sunulduğu vaka serileri olarak isimlendirilen yayınlar. Burada da gördüğünüz gibi artık veriler sayısal değer olarak tablolara dökülmeye başlıyor. Yani diğerinden farkı bu. Sayısal veriler sunulmaya başlanmış oluyor. Case 1, 2, 3 şeklinde gördüğünüz gibi 3 tane vakanın sonuçları sayısal verilerle sunulmuş. Kabul açısından vaka raporu ve çoklu vaka raporlarına göre bir üst sınıfta yer alıyor. Burada artık normal makale kabulü gibi %7'lere kadar şansımız tekrar çıkabiliyor. Vaka serilerinde. Vaka kontrol çalışmaları artık iki grup oluşturup çok sayıda vaka ile iki grup oluşturup iki grubun sonuçlarını karşılaştırdığımız çalışma tipleri. Bakın burada görüyorsunuz 96 tane teletip alan 96 tane de teletip almayan iki grup karşılaştırılmış. Hangi açıdan? Bariyatrik cerrahi sonrası teletipin etkinliği açısından bir vaka kontrol çalışmasında karşılaştırılmış. Kohort çalışmalar peki nedir? Nedensellik içerir. Genelde örneğin burada mesela telerehabilitasyon, artroz, uropozite, olumlu etkisinin olup olmadığı zamana dayalı olarak ele alınır. Mesela 6 aylık bir takipte artroz, uropozite, telerehabilitasyon etkili mi değil mi? Buna bakılıyor. Daha geniş kapsamlı çalışmalar, kohort çalışmalar ve sonuçlar artık vaka kontrol çalışmalarında da kohort çalışmalarda da gördüğünüz gibi P değerleri üzerinden sunuluyor. P değerleri nedir biliyorsunuz? Hata payının %5'ten az olabileceğini ortaya koyan bir istatistiktir. Yani istatistiğin sonuç göstergesidir diyelim. Gördüğünüz gibi farklı parametreler için P değerlerine dayalı sonuçlar bu çalışmada sunulmuş. Yine randomize kontrollü çalışmalar, doktora tezimdeki çalışmayı buraya koydum. Zaten bahsetmiştik. Bir tedavinin etkinliğini kontrol grubuyla karşılaştırarak ele aldığımız çalışmalar kanıt düzeyi hemen sistematik derlemelerin, meta analizlerin bir altında yüksek ve kabul oranının nispeten diğerlerine göre daha düşük, daha yüksek olduğunu gözlemlediğim yayın tipleri. Genellikle şöyle söyleyebilirim, yani bir dergide 10 tane makalenin bir sayıda yayınlandığı bir dergide belki de 5 tanesinin randomize kontrolü çalışmaya ayrıldığını gözlemledim. O yüzden doktora tezleri yapan arkadaşlarımız özellikle randomize kontrolü çalışmaları doktora tezlerinde tercih ederlerse kabul alma ihtimallerinin artacağını düşünüyorum. Bu çalışmalarda da yine bahsettiğim gibi solda iki grubun analizi ve sağ tarafta da uyguladığımız tedaviye yönelik figürlerin sunulması kabulde önemli bir etken. Figür sunulunca, resimlerle makale sunulunca kabul alma ihtimali sadece benim gözlemim değil, çevredeki hocalarımın da gözlemleri bu şekilde. Figürlerle birlikte makalenin sunulması kabul alma şansınızı arttırabilir. O açıdan makalelerinizi hazırlarken kesinlikle bir klinik ortamda çekim yaparak figür şeklinde sunmanızı tavsiye ederim. Etkili olacaktır. Sistematik derlemelerde de belli uluslararası kabul edilmiş kılavuzlara uymak kabul oranını arttırır. Yine aynı şey randomize kontrol çalışma için de geçerli. Örneğin burada konsort bildirgesini ne uyarak bir çalışmanın dizayn edilmesi, yani hastaların dahil edilme süreci, recruitment process diyoruz. Bu süreçlerden başlayın da blinding yani körleme ya da örneklem büyüklüğünün sunulması, randomizasyon yönteminin detaylı şekilde sunulması hepsi kabul açısından primer önem taşıyor. Sistematik derlemelerde de PRISMA dediğimiz guidelines yani kılavuzların dikkate alınarak hazırlanması önemli. Yani örneğin risk analizi veya metodolojik kalitenin kontrolü için çeşitli skalalardan faydalanıp makalelerin yani sistematik derlemeye dahil ettiğimiz makalelerin kanıt düzeyini bu şekilde sunmamız gerekiyor. Bunu sunarsak PRISMA guidelines'e mesela uymuş oluyoruz. Şurada sorulara baktığınızda eleme kriterleri verildi mi, randomizasyon yapıldı mı, randomizasyonun detayı verildi mi, iki grubun başlangıç değerleri karşılaştırılabilir mi? Birbiriyle eşdeğer mi yani? Örneğin bir grubun klinik durumu kötü, bir grubun klinik durumu iyi. Kötü olan gruba tedavi verdik, sonuç alamadık. Bu sizin metodolojik hatanız olur. İki grubu homojen oluşturmalısınız. Klinik skorları, başlangıç değerleri başta benzer olmalı ki vereceğimiz tedavilerin etkinliğini objektif bir şekilde karşılaştırabilelim. İşte körleme olsun, yani değerlendiricinin
tedaviyi veren kişinin ve deneklerin kör olması ve uygun takip sürecinin yapılıp yapılmadığı gibi konular önemli. Kanıt piramidinin en üstünde de klinik pratik kılavuzlar dediğimiz sistematik değerlemelerden ya da kanıt düzeyi yüksek çalışmaların verilerinin klinisyenlerin hastaları üzerinde kullanmaları için pratik bir şekilde sunulduğu kılavuzlardır. Burada yine hocalarımın yaptığı COVID-19 döneminde hasta fizyoterapi yönetimi için, hasta takibinde, akut hastane içinde, akut hastane içi settingde kılavuz hazırlamışlardı. Örneğin ekipmanların nasıl kullanılacağı, işte klinik eğitimin nasıl yapılacağı ile ilgili detayların sunulduğu, pratik bir şekilde klinisyenlerin ulaşabileceği şekilde sunulduğu çalışmalar, klinik pratik kılavuzlar. Tabii bunlar genellikle study gruplar, çalışma grupları tarafından yapılıyor. Örneğin bizim bu Türkçesi, bu kılavuzların Türkiye'de bizim hocalarımız fizyoterapi alanında önde gelen hocalar tarafından hazırlandı. Yani bizim bu tip klinik pratik kılavuz hazırlama imkanımız şu aşamada, yani lisansüstü öğrencisiyken pek mümkün değil. Evet, tabii illaki kafanızda soru işaretleri oluyordur. Bunları sunumun en sonunda almak istiyorum şu an, çok da dağılmadan. Üçüncü olarak çalışma ekibinden kısaca bahsedeyim. Makalelerde veri olmazsa, sunumun başında da söylemiştim, ben kendi başıma masa başında hiçbir şey yazamam. Primer nokta verinin uygun şekilde toplanması. Yani hastane ortamında sürekli ve devamlı şekilde veriyi toplayabilecek bir paydaşımızın olması şart. Çünkü bu çalışmaların 3 aylık takip süreci oluyor. Örneğin başladık, ilk değerlendirmeyi yaptık, tedaviye veriyoruz. İkinci ayda o kişinin işi çıktı, işte başka bir yere gitti. Son değerlendirmeyi yapamadık, o çalışma tamamen boşa gitti. İkinci değerlendirme gerçekleştirilemeyince. O yüzden veri toplayan bir ekip üyesinin olması şart. Bunun yanında tabii ki danışman hocanız sizin zaten en temel yol göstericiniz olacak. Zaten bu işleri genel olarak koordine edecek kişi odur. O yüzden danışman hoca olmazsa olmazıdır bazı çalışmaların. İstatistik, hastalardan aldığımız verileri istatistiksel analizlerle sunarsak ancak kanıt düzeyi yüksek bir makale elde edebiliriz. Bu yüzden istatistiksel analize hakim isek kendimiz yapmamız gerekiyor uygun şekilde. Değilsek biyoistatistik uzmanlarından destek almamız gerekiyor. Ve yazım kısmı. Herkesin bir görevi olmalı. Bence en güzel, en verimli yazım tekniği bu oluyor. Örneğin biliyorsunuz makalenin 4 bölümü oluyor. 4 ana bölümü. Giriş için bir kişinin, bir araştırmacının literatür taraması, literatür taramasını giriş bölümünde yazıya dökmesi. İkinci bölümde metodolojiye hakim olan, örneğin konsort bildirgesine hakim olan bir kişinin metodu tabii çalışmanın en başından kurgulaması. Sonrasında istatistiksel analizlerin klinik yorumlamalar olmadan tamamen istatistiksel verilerle sonuçlara dökülmesi. En son bölümde tartışmada da klinik bilgilerimizi de kullanarak sonuçların yorumlanması, tartışma bölümünü ayrı bir kişinin yazması bence en verimlisi oluyor. Tabii ki burada şunu demek istemiyorum. Yani makaleyi tek başına bir kişi yazamaz mı? Tabii ki yazabilir. Ancak süre uzar, verimlilik azalır. Bu açıdan ekip olarak çalışmakta fayda var. Tabii bizim kendi deneyimlerimden konuşacak olursam, tek başıma yazdığım zamanlar da oldu. Hocalarımızdan destek aldığımız zamanlar da oldu. Bir şekilde elimizdeki imkanlarla yürütmeye çalıştık çalışmalarımızı pandemi döneminde. Evet, süreçlerden kısaca bahsedeyim. Öncelikle biliyorsunuz insan araştırmaları etik kurulundan etik almamız gerekiyor bütün çalışmalara başlarken. Zaten bu bilgilere hakimsinizdir. Protokoller öncelikle buralarda onaylanıyor. Sonrasında araştırmacılar hastaları bilgilendirilmiş onam formlarıyla sadece çalışmaya dahil ediyor. Yani bu çalışmalarda insanlar ancak gönüllülük usulüne dayalı bir şekilde çalışmalara dahil ediliyor. Verileri topladıktan sonra verilerin istatistiksel analizi yapılıyor. Raporlar makale şeklinde sunuluyor ve en sonunda da verilerin en az, bu önemli bir nokta, en az 10 yıl boyunca arşivlenmesi şart. Bu konuda duyarlı olmamız gerekli. Çünkü biz insan araştırmaları yapıyoruz. İnsanların sağlığıyla ilişkili çalışmalar yapıyoruz. Elimizde bazı kanıtların bulunması bu açıdan şart. Evet, konuşmamın son bölümünde de
Aslında en önemli, en çok merak ettiğiniz bölümler SC Expanded veya eşdeğer indekslerde yer alan dergilerde makale yazmak, nasıl daha çok, daha kolay kabul alabiliriz, var mı bunun bir yöntemi? Öncelikle özetle şunu söyleyeyim, böyle bir yöntem varsa da biz henüz bulamadık. Yani deneye yanıla gidiyoruz. Sunumun başında da söyledim, bazen 7-8 tane ret alıyoruz, sonra kabul alıyoruz. Bazen ilk seferde gönderdiğimizde 2 haftada kabul alıyoruz. Yani bunun ipucu varsa da biz buna hakim değiliz. Ama şöyle söyleyeyim, bazı noktalar var tabii ki. O noktaları yakaladığınızda belki de zamandan daha fazla kazanabilirsiniz. Bunlardan kısaca bahsedeyim. Aslında bir fotoğraf 1000 tane kelimeden değerli, gördüğünüz gibi. Makale okumazsanız makale yazma şansınız yok. Öyle söyleyeyim. Şimdi ne demek istedim? Örneğin case control study dediğimiz vaka kontrol çalışması. Yazmadan önce en az 10 tane, 20 tane makale, case control, vaka kontrol makalesi, özellikle SC Expanded indeksli dergilerde yayınlanmış makale okumazsanız sizin yazma ihtimaliniz zayıflıyor. Çünkü burada metodu öğreniyorsunuz. Buradan giriş nasıl yazılır onu öğreniyorsunuz. Tartışmayı öğreniyorsunuz. O yüzden okumak şart. Önce onu söyleyeyim. Şöyle geçelim. Evet, bir diğer önemli nokta EndNote kullanımı. Çünkü dergilerde direkt kabul alamıyoruz. İlla ki revizyon geliyor. Yani revizyon dediğimiz şey düzeltmeler. Editörün uygun gördüğü hakemler bizlere makalelerimizdeki uygun görmedikleri noktaları belirtiyorlar. Biz de o makaleleri revizyon yapıyoruz. Yani düzeltiyoruz. Bu revizyonların içinde referans, yani kaynakçalarımızdan çok sayıda çıkanlar olabilir. Yeni kaynak eklememizi, yeni yorumlar eklememizi isteyebilirler. O yüzden EndNote ya da şu Mendeley programlarını kullanmanız primer önem taşıyor. Yoksa biliyorsunuz referansların sırası kayıyor. O açıdan kesinlikle bu ben olmazsa olmazı olarak görüyorum bu işin. Yoksa işler uzuyor. 3 haftada yapacağınız revizyonu 3 ayda yapmaya başlıyorsunuz. O açıdan bu iki programı zaten eğitimler üniversitemizde yapılıyor. Her yıl en az bir defa yapılıyor bu eğitimler. Katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çok önemli bir araç Insights. Yine Clarivate Analytics'in, yani Web of Science'ın sahibinin geliştirdiği pratik bir araç. Üniversitemizden erişim imkanı biz sağlayamıyoruz. Ege Üniversitesi'ndeki hocalarımızın sistemleriyle ancak bu sistemi keşfettik. Yani oradan giriş yaparak uygun SCI dergileri keşfetmeye çalıştık. Çok pratik bir araç. Tavsiye ederim eğer ulaşabilirseniz. Insights'tan filtreleme özelliğiyle Türkiye'den daha çok kabul veren dergilere ulaşabilirsiniz. Ya da alanınızla ilgili ön plana çıkan dergilere ulaşabilirsiniz. Daha çok atıf alan dergileri filtreleyebilirsiniz. Insights'ı da umarım biz de kullanabiliriz. Sanırım üyelik gerektiren bir sistem ama çok detayını bilmiyorum. Evet. Şimdi gelelim bu araçları kullanmadan manuel bir şekilde bir dergiyi gözümüze kestirdik. Burada nasıl yani yayınımı buraya göndermeli miyim? Biraz onu nasıl karar verdiğimi söyleyeyim. Kendi deneyimlerim şöyleydi. Örneğin derginin öncelikle ben impact faktörüne bakıyorum. Benim yayınımın kanıt düzeyi acaba bu impact faktördeki yayın için uygun mu? Biliyorsunuz impact faktör yükseldikçe dergiler daha kanıt düzeyi yüksek çalışmaları ister. O yüzden impact faktör benim için primer bir gösterge. Yani kaç peki gönderelim, 1 mi 2 mi 3 mü? Öyle bir kesinlikle standart yok ama yaklaşık olarak 2 ve 6 olanlar kabule, eğer yayınınızın kalitesine göre tabii ki kabule daha meyilli dergiler olabiliyor. Peki başka ne yapacağız? Derginin arşivini taramak bence çok önemli. Örneğin telerehabilitasyon çalışıyorsunuz. Konu uzaktan tedavi. Telerehabilitasyon anahtar kelimesini şurada görmüş olduğunuz search butonu var sağ tarafta, bakın. Şu search butonuna bastım. Derginin arşivini açtım. Daha sonra search butonuna bastım. Telerehabilitasyonla ilgili bakın 23 tane yayın çıktı. Evet, bu derginin editörü telerehabilitasyon konusunda ilgili. Kabul edebilir diye hemen kafamda bir ışık yandı. Ama iki tane olsaydı mesela telerehabilitasyonla ilgili, o zaman ilgisi telerehabilitasyona daha düşük diyecektim. Bu yüzden telerehabilitasyonla ilgili yayınlarımı bu dergiye gönderirken artık daha olumlu bakabiliyorum.
Bir diğer araç özellikle derginin künyesiyle ilgili bilgi elde etmek için mj.clarivate.com. Bu da master list dediğimiz SCE Expanded dergileri isimleriyle arayabileceğiniz ve onların künyesine, yani işte impact faktörüne, hangi ülke menşeli olduğuna, hangi kuartilde yani çeyreklik dilimde olduğuna, Q1, 2, 3, 4 duymuşsunuzdur bu yeni terimleri. Ya da makalenin yılda kaç sayı yayınlandı? Bu da önemli bir gösterge olabilir. Yılda 12 sayısı varsa makalenin, yani her ay basıyorsa, o zaman daha çok makale kabul edebilecek, kabul oranı daha yüksek bir dergi olabilir. Ama yılda 4 tane sadece her mevsimde bir yayın basıyorsa biraz geri durabilirsiniz o dergiden, ama yine dediğim gibi bu işlerin standardı kesinlikle yok. Evet, bir sonraki slide'a geçeyim. Evet, cover letter önemli bir gösterge olabilir. Özellikle çalışmanızın özgün yönlerini, bu çalışmanın klinikte neler kattığını, etik kurulunuzun alındığını, işte önemli kuruluşlardan bütçe aldıysanız bunların burada belirtilmesi, editörün gözünde daha pozitiflik sağlayabilir makalenizle ilgili, daha olumlu bir görüş sağlayabilir. O yüzden özenerek yazılacak bir cover letter etkili olabilir diye düşünüyorum. Ama yine söyleyeyim, bu da bir gösterge değil. Bazen editörlerin cover letter ilgisini çekmez, okumaz. Direkt özetinizi okur, oradan red verebilir. Ama bunu yapmak bizim kafamızdan, en azından bunu ekarte etmek adına önemli olabilir. Evet, benzerlik taraması da kabulle giderken önemli bir nokta. Çünkü %20'nin üzerinde benzerlik varsa eğer makalenizde, dergiler direkt redde yöneliyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir örnek hazırladım bizim makalemizden. İşte bazı anket isimleri ya da yazar isimleri, bazı kalıp cümleler burada renkli gösteriliyor, bakın gördüğünüz gibi. Sağ tarafta da bunun hangi makaleden bir alıntı olabileceği gösteriliyor. Bunları mümkün olduğu kadar azaltmak, %20'nin altına benzerliği düşünmek SCE Expanded dergilerde kabul oranını arttırabilir. O yüzden Authenticate'de danışman hocalarınızın hesabı var Muğla Üniversitesi'nde. Onlardan rica ederek ya da kendi hesabınız varsa ulaşarak Authenticate üzerinden muhakkak benzerlik taramasının yapılmasını tavsiye ediyorum. Son zamanlarda ön plana çıkan bir platform, Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi adı altında IEUM. Üniversitemizde bunun veri tabanına üye. Burada gördüğünüz gibi çok sayıda eğitim var arkadaşlar. Ben buralardan da izleyerek kendimi geliştirdim. Sahada da hocalarımdan destek alarak kendimi değiştirdim. IEUM'un en önemli özelliği ücretsiz olması ya da bazı eğitimler makul ücretlerde. Buralardan yararlanarak makale yazma teknikleri, işte biyoistatistik SPSS programının kullanımı gibi teknikleri IEUM'dan muhakkak öğrenmenizi tavsiye ederim. Yine Web of Science Scopus eğitimleri de üniversitemizde farklı zaman dilimlerinde oluyor. Bu eğitimleri de takip ederek literatür taraması yapmak için ya da dergilerin özelliklerini filtrelemek için tavsiye ettiğim bir diğer araç. Evet, diyerek sözümü tamamlamak istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sorularınız varsa şimdi onları alabilirim. Evet, çok teşekkürler Fatih Hocam. Çok güzel özetlediniz, çok güzel topladınız. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Sorusu olan arkadaşlarım mikrofonlarını açarak, kameralarını açarak sorabilirler. Chat'ten güzel dileklerde bulunanlar var. Evet, herhalde. Ben bir soru sorayım. Buyurun hocam. Sorması için belki. Bazen böyle tıkanıyor. Genelde birinin sorması gerekiyor. Ben şöyle sorayım. Bu çalışacağınız kişileri belki söylemiştir ama ben olarak kaçırmış olabilirim. Kişileri nasıl seçiyorsunuz Fatih Bey? Araştırmacı olarak değil mi hocam? Doğru. Evet. Yani evet. Makale yazacaksınız. Beraber o makale isimleri geçenler araştırmacılar. Evet. Bir de makalelerinizde böyle farklı dallardan kişiler var galiba, değil mi? Bazılarında. Evet. Doğru hocam. Bunun özellikle nasıl seçiyorsunuz, nasıl planlıyorsunuz?
Özellikle tabii ki multidisipliner ekiplerimiz var. Yani bizim çalışmalarımızda hocam olmazsa olmaz ekip arkadaşlarımız hekimler. Yani doktorlar tanıyı koyar. Tanıyı koyduktan sonra klinik değerlendirme yaparak hastaları bize yönlendirir. Bu yüzden hekimlerle primer çalışıyoruz. Ben fizyoterapist olarak hekimler ve mesela yakın zamanda bir derlememiz çıktı. Burada bir gerontolog arkadaşımız vardı. Diğer taraftan hemşire bir araştırmacı arkadaşımız vardı. Yani sağlık bilimleri içerisinde aslında biraz dönüyor. Yani bunun dışına daha henüz çıkmadık. Ama gelecekteki çalışmalarda, planladığımız çalışmalarda, yani biraz daha proje nitelikli, teknolojik rehabilitasyon içeren çalışmalarda mühendislerle de çalışmayı planlıyoruz. Yani şu an görüşmelerimiz devam ediyor onlarla da. Üniversitemizdeki bazı hocalarla görüşüyoruz. Araştırmacı seçiminde ben en çok Ege Üniversitesi ile çalışıyorum. Ege Üniversitesi'ndeki hocalarımızın yüksek lisans öğrencileriyle, doktor öğrencileriyle birlikte hareket ediyoruz. Yine İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çalışmalar devam ediyor. Peki bu kişileri nasıl buluyorsunuz? Nasıl yanaşıyorsunuz? Yani aslında ben veri toplama bölümünde çok fazla aktif değilim. Yani orada hocalarımız biraz daha organize ediyor işi. Öğrencilerin... Hocam sizinle gelip çalışmak mı istiyorum? Hocayı nasıl keşfediyorsun? Evet, bu önemli bir soru oldu. Evet, doğru hocam. Yani şöyle söyleyeyim, sosyal medya çok güçlü bir alan. Gerçekten bu konuda itiraf etmeliyim. Sosyal medyadan bana ulaşan, araştırma yapmak isteyen çok sayıda hoca oldu, çok sayıda araştırmacı oldu. Yani tabii onlar hep... sizi buldu. Evet, hepsini kabul edemedim tabii ki. Birçoğunu reddetmek zorunda kaldık. Çünkü işleri verimli yürütmek zorundaydım. Ama özellikle İzmir'de Ege Üniversitesi'ndeki hocalarımla güzel bir senkronizasyonumuz var. O şekilde. Peki siz aranan biri olana kadar belki de arayan biriydiniz. O süreler nasıl geçti? Aslında kesinlikle doğru. Kendi hocalarımla tabii ki Muğla Üniversitesi'ndeki, Marmara Üniversitesi'ndeki hocalarımla birlikte, yine Profesör Doktor Zübeyir Sarı Marmara Üniversitesi'ndeki hocam çok destekliydi. Onlarla birlikte başlarda bir şeyler yaptık ve bunları sosyal medyadan paylaşarak aslında bir miktar hem çalışmalarımızı klinik anlamda katkısı olsun diye, hem de tabii ki yeni araştırma ekiplerine network'ü geliştirmek adına sosyal medyada sunduk. Bu amacım vardı yani. Evet. Yani herkes sunumunuz faydalı oldu diye yazıyor. Şimdi soru sorayım mı? Evet. Peki arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Size disiplinler arası özellikle herhalde bilmiyorum tabii, ben şu anda katılımcı listesinden tabii tam anlamıyorum ama farklı dallardan da var mı birileri, onu da tam çıkaramıyorum tabii. Eğer farklı alanlardan da arkadaşlar varsa ya da fark etme sağlık bilimlerinden varsa, size göre hangi dallarla çalışmak sağlık bilimlerinden olan öğrenciler için lisansüstü? Yani bir de şu var, yani sadece lisans üstünde illa tezinizi yapacağınız diye de bir şey yok. Yani tez yaparken aynı anda birçok çalışmanın argenin içinde de olabilir herkes. Onu da ben bu özellikle belirteyim. Zaten bir fark yaratmak istiyorsa arkadaşlar mutlaka sadece kendi konularında değil, başka konularda da aktif olmaları lazım. Hani kısa sürede çok şey üretmeleri lazım ki ileride iyi bir CV ile diğerlerinin önüne geçebilsinler. Çünkü bunu yaparken bu sağlık alanında hangi, nerelerde mesela şeyler var, işbirlikleri daha çok olabilir? Evet, çok farklı ihtimaller olabilir. En çok aklıma şu an gelenlerden bahsedeyim hocam. Öncelikle sosyal bilimlerdeki, sosyal bilimler enstitüsünde olan öğrenci arkadaşlar, sağlık bilimlerinden özellikle psikiyatri ve psikoloji alanlarıyla çalışabilir. Şöyle bir Insights'a baktığımızda, biraz önce Web of Science'in yan ürünü olan Insights'a baktığımızda en çok psikoloji, psikiyatri alanında sağlık bilimlerinde yayın çıktığını görüyoruz. Sosyal bilimlerle de çok ilişkili yayınlar yapıyorlar. O yüzden sosyal bilimler olsun, eğitim bilimleri olsun, sağlık alanındaki psikiyatri, psikoloji alanında yayın yapan hocalarla iletişim kurabilirlerse sonuca daha kolay gidebilirler. Ya da bizim alandaki arkadaşlar için söyleyeyim. Örneğin fizyoterapi, hemşirelik gibi alanlarda yüksek lisans doktora yapan arkadaşlar da son zamanlarda teknolojik rehabilitasyon üzerinden, yani mühendislerle iletişime geçerlerse kabul ihtimalleri
çok daha yükseliyor. Çünkü son zamanlarda teknolojik rehabilitasyon alanında yayın kabul eden makale, dergi sayısı çoğaldı. Benim gözlemlerim en çok şu an aklıma gelenler bunlar hocam. Peki bu deney hayvanları çalışmaları nasıl diyorsun? Orada da şimdiye kadar biz hiç yapmadık ama yani düşündüğümüz bir çalışma var. Laboratuvar ortamında yapmayı düşündüğümüz burada kimya bölümüyle fizyoterapi yöntemlerini, yani uyguladığımız manipülasyon, mobilizasyon yöntemlerinin etkinliğini acaba elde edilecek doğal ürünlerle, kimya laboratuvarlarında elde edilecek doğal ürünlerle bu etkinliği artırabilir miyiz? Bununla ilgili proje yazma çalışmalarımız şu an devam ediyor. Laboratuvar ile ilgili tek çalışmamız, yani planımız bu. Hayvan çalışmaları ile ilgili de Milas'tan bir Ali Hoca'nın telefonuna ulaştım. Yani onlarla da bu ürünü ilk önce acaba o tarz bir çalışma planlayarak, Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu'ndan izin alarak yapabilir miyiz? Aynı proje içerisinde bunu da yani bunun arkasından gitmeyi de hedefliyoruz. Benden bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun katkılarınız için. Tamam, soru soranlar var. Belki oradan şey yapacağız. Kayıda sormuşlar. Kayıt altına alındı. DYS üzerinden bu ve daha sonra yapacağımız veya geçmişte yaptığımız bütün bu tarz eğitimleri arkadaşlar bir modülde tanımlayacağız ve tüm öğrencilerimizin ulaşımına açık olacak. Hani nasıl bir derse giriyorsunuz DYS üstünden, aynı şekilde paket paket bütün eğitimleri görebileceksiniz. Tekrar izleme şansınız olacak bu şekilde. Evet. Peki o zaman sorumuz yok herhalde başka hocam. Kapatalım. Orada en son mesajla bildirilmemiz çok iyi oldu diye bir şey var. Bu sunumun mesajla bildirilmesini. Teşekkür. Cemile Alp öyle demiş. Onu kastediyorlar herhalde hocam. Evet, yani bu tür şeylerin bildirilmesi de çok önemli. En önemli noktalardan biri oluyor gerçekten. Yani mesajla son dakika şeyde böyle bu sunumlarda, bu tarz şeylerde burada kullanalım. Yani bir kitleye, özellikle belli bir kitleye hitap ediyorsak o kişilerin varsa telefonlarına mesaj. Evet. Mesaj direkt ulaşım oluyor hocam. Aslında maille de çok attık ama mesaj olunca direkt ulaşılmış oluyor. Bak yazdı zaten. Gün içinde yok. Evet. Çünkü bu çok önemli. Son böyle 20 dakikada, 10 dakikada yapılan şeyler daha iyi oluyor. Çünkü birçok da uyaran alıyorlar. Gün boyunca birçok sosyal medya hesabından bilgi geliyor. Dolayısıyla sunumlarda son yarım saatte mesaj unutmayalım. Evet. Evet. Peki o zaman dilerseniz kapatalım hocam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bütün katılımcılara, Fatih hocama, size hocam. İsterseniz siz son sözleri söyleyip kapatın. Evet, ben de tüm katılımcılara, tüm ilgili arkadaşlara, tabii başta Fatih olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Herkes de sunumdan memnun olmuş anladığım kadarıyla. Bence de bu tür deneyimleri paylaşmak lazım. Yani Fatih yaptı, birçok arkadaşımız da bunu yapabilir. Önemli olan hani üstüne gitmek diye anlıyorum. Umarım faydalı olmuştur çok arkadaşımıza. Yani onlardan daha bir şey bekliyoruz, böyle çok sayıda makale bekliyoruz. Yani bizim altyapılarımızda biz herkese açıyoruz, onu da söyleyeyim. Ve öğrencilerimizin hani başarılı olmasını istiyoruz. Arzumuz, isteğimiz bu. Yani bilimsel arenada öğrencilerimiz de, yüksek lisans öğrencileri de, hatta lisans öğrencilerimiz de boy göstermek istiyoruz. Bu nedenle bu şeyde sunumunda yapılmasını istedik. Sağ ol, teşekkür ediyoruz Fatih. Sağ ol Rüzgâr Hanım. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ediyoruz.